Hüseyin Hilmi Ücük hocamız hocam Hazreti Mehdi hakkında şöyle söylüyor. Hazreti Mehdi, siz daha bilirsiniz inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkacağı zaman yeryüzünde halife, manevi lider bulunmayacağı ve Mehdiliklerini ilan edenlerin Mehdi olmadıkları buradan anlaşılmaktadır. Hüseyin. Yani demek ki halifeliğin kalkışından itibaren Mehdi bekleniyor. Evet hocam inşallah. Hüseyin İlmi hocamız orada çok doğru söylüyor. Bayağı değerli bir ehl-i sünnet alimidir Hüseyin İlmi hocamız. İnşallah hocam. İnşallah. Allah rahmet etsin. Maşallah. Ben ilmi haline ilk aldığımda büyük bir heyecanla sonuna kadar okumuştum. Maşallah hocam. Acayip bilgiler var. Yani. Evet. Muazzam bilgiler var içinde. Evet. İnşallah çok hayret edecek. Yani. Ne bileyim yemek içmek konusundan tut. Vücuda sağlıklı şeyler, astronomi, her şey ansiklopedi gibi. İnşallah. İnşallah. Ya o zaman ben o kitap okuduğumda bana birçok Müslüman kızardı ya. Sen niye Hüseyin'in ışığın ilmihalini okuyorsun? Hatta bir de baktım acayip bir reaksiyon var. Yani Hüseyin'in ışık lafını duydum adamlar tüyler diken diken oluyordu. Hatta o yüzden hocamız ismini değiştirdi. Yani İlmihal'deki yazarın ismini değiştirdiler. Evet. Uzun yıllar öyle vefatından sonra Hüseyin Hilmi Işık diye yeniden yayınlamaya başladılar. Evet. Yani bakın satılan ilmihaller hiç yazmaz Hüseyin Hilmi Işık. Uzun süre Hüseyin Hilmi Işık diye yayınlanan. Fakat o kadar şiddetli reaksiyon oldu ki sonra ismini değiştiriyorum. Mesela ben onu anlamadım. Neden böyle bir reaksiyon gördü? Hiçbir sebep yok. Bayağı evet. Samimi bir insan Hüseyin Hilmi Hoca. Evet. İnşallah. Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin halifesidir. Evet. Nakşibendi şeyhidir. Evet hocam. Bilinmiyordu o zamanlar. O kadar hocamız kendini ortaya koymuyordu. Hem kimya mühendisiydi. Yüksek kimya mühendisi bildiğim kadarıyla. Hem eczacı. Emekli albaydı. Ondan sonra çok zeki bir insan. Evet. Bayağı yamandır yani maşallah. Çok ehl-i sünnete çok titizdir. Ehl-i sünnet alimlerine karşı sevgisi, muhabbeti çok yoğundur maşallah. Maşallah hocam. İnşallah.